Merhaba sevgili dostlar, Bin Bir Gece Uykuları programı ile sizleri iyi uykuya olan yolculuğumuza dahil etmek istiyorum. Bu program dizisiyle sizlerle uyku bahanesiyle hayatı konuşacağız. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın peşinden gideceğiz. Haydi buyurun. Merhabalar sevgili dostlar. Öncelikle podcast'imi yakinen takip eden ve bana mesajlarıyla destek veren sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 17 bölüm oldu. Çok çalışıyorum her bir bölüm için. Bildiğiniz gibi değil. Tabii yaz rutinleri sebebiyle biraz aksattım bu işi. Bazı sevgili dostlarım da nerede yeni bölüm, nerede yeni bölüm diye beynimi yediler sağ olsunlar. Onlara da aşırı teşvik edici tavırlar sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi size o zaman farklı bir bölüm yapayım dedim. Yani tam böyle dibine vuralım. Hayata dair bir bölüm, yaşamaya dair bir bölüm. Tabii ahkam kesmek değil amacım. Yani kendi kendimde bir toplantı yapıp sizleri de misafir edeyim burada. Biraz sayıklayıp söylenebilirim kendi kendime. Fikirler arasında son sürat savrulmalar da gerçekleşebilir. Kemerlerinizi bağlayınız. Konuyu uykuya da bağlamayacağım bugün. Yani uyumazsanız da uyumayın. Ne yapayım bu hafta da böyle geçsin. Biraz uzun bir tartışma olabilir. O yüzden sizi baymasın diye de iki bölümlük bir şey düşünüyorum. İlk bölümde soruları sorayım. ikinci bölümde cevapları konuşalım. Keyifle güzel bir iş yapalım istiyorum. Şimdi tabii sorumluluklarım var. Dolayısıyla yani sponsorum yatsana da ayıp olmasın. Değil mi? Değil mi? İçinde uyku olmayan hayat mı olur? Dolayısıyla baştan bir uykudan giriş yapalım. Ama ondan sonra dediğim gibi hayata dair devam edelim. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüş kitabında şöyle diyor. Gece bastırdım mı uykuyu çağırmaya çekinirim. Çağırmak istemez uyku. Erdemlerin o efendisi. Aksine gün boyu ne yaptığımı ne düşündüğümü geçiririm aklımdan. İnek gibi tekrar tekrar geviş getirirken sorarım kendime. Hangi on şeyi alt etmem gerekiyordu? Ve hangileri gönlümü hoş eden on barıştı, on hakikatti, on gülüştü? Ben böyle düşünür, kırk düşünceyle salınırken birden bastırır uyku. O çağrılmayan, o erdemlerin efendisi. Böyle buyuruyor Zerdüşt. Gerçekten de uykuya yatmak ister istemez bir hayat muhasebesidir başlatır gece gece. Her uykudan önce gelir oturur yüreğimize düşünceler. Bence ya çok huzurlu yaşayan birisi rahat uyur ya da ne yaşadığının hiç farkında olmayan birisi. Şimdi o zaman Gökalp Efendi al bakalım sana bir numaralı kocaman soru. Bu hayat yolunda biz nasıl yürümeliyiz? Hangi patikayı nasıl seçmeliyiz? Şimdi kendi kişisel tarihime bir girip çıkayım isterseniz. Açıkçası çok da mutlu, hayata dair de çok az sorgusu olan bir adam olarak yaşadım gittim. Tabii ki dönem dönem iniş çıkışlarım oldu. Bazen başarısızlıkla kendimi çok değersiz hissettiğim zamanlar oldu. Bazen başarıyla şımardığımı düşündüğüm kendimi ayağımı denk almaya çalıştığım zamanlar oldu. Malum bu oğlaklar için başarı başarısızlık konuları çok hayati algılanan şeyler. Tabii hayal kırıklıkları yaşadım. Hayallerimden vazgeçtiğim oldu. Ve hayatın nasip ettiğine kalbimi ikna etmek zorunda kaldığım zamanlar da oldu. Hayalleri bir tarafa bırakıp. O zamanlarda da amorfati dedim. Yani kaderini sev. Ama Açıkçası yaşanan hiçbir şey genel bir sorguya girecek kadar da büyük bir sarsıntı yaratmadı şükür ki. Ne zaman ki kırklı yaşlara geldim devasa bir sorgunun içinde buldum kendimi. Hatta niye sorguladığımı da sorgular oldum. Şimdi bu X kuşağı ile ilgili bölümü yaptıktan sonra kuşaklar nasıl uyusun kısmında yurt dışından yurt dışında yaşayan çok sevgili bir arkadaşım bana mesaj attı. Dedi ki yani 20'li yaşlarda insan istediği her şey olabilirmiş gibi geliyor kendisine. Yani önünde istediği insan olma yolunda sınırsız, sayısız yola sahip gibi geliyor. Öyle de. Hayat şekillendirilebilir, plastik bir şey yani. Ama oradaki dilema bir yolu seçmek zorunda olmanız. Yani bir sürü paralel yol var ama her şeyi paralel yaşama şansınız yok. Ve her tercih bir vazgeçiş. Bir şeylerden vazgeçe vazgeçe yola kanalize oluyorsunuz tabi vazgeçtiğiniz yollarda merak etmekten kendinizi alamıyorsunuz. İşte bu noktada Robert Frost'un bir şiirine dalıp çıkmalıyız bence. The road not taken gidilmeyen yol. Şöyle demiş. Bir sonbahar ormanındaki yol ikiye ayrıldı. Üzüldüm her ikisi boyunca gidemediğime. Yalnız bir yolcuydum. Durdum uzun uzun. Ve baktım görebildiğimce yollardan birine ağaç diplerindeki yeşillikler arasında kıvrıldığı yere dek. Sonra diğerini seçtim. Adil olmak, ona da hak tanımak için. Ve belki de sahip çıkabilmek için. Çimenlerine basılmamıştı ve kullanılmak istiyordu çünkü. Güya oradan gidersem her ikisi de eşit aşılmış olurdu. Ve o sabah her iki yolda önümdeydi. Adımların çiğneyip karartmadığı yapraklarıyla. Ah, ilkine yürümeyi başka bir güne bıraktım. Yolları yolların izleyeceğini bile bile, bir daha geri dönebileceğimden şüphe duyduğum halde. Bunu iç çekerek söyleyeceğim yıllar ve yıllar sonra bir yerlerde. Bir ormanda yollar ikiye ayrıldı ve ben ben en az geçilmiş olanını seçtim ve her şeyi o değiştirdi. Şimdi Frost'un bu şiiri üzerine devasa bir külliyat bulabilirsiniz. Ne demek istediğini anlamak isteyen bir sürü insan bir sürü şey yazmıştır. Kendisi ikili anlamları severdi. Belki e, zor ve gidilmemiş cesaret gerektiren yolları seçilmiş olmasından yani bu yolları seçmenin fark yarattığından bahsediyor. Belki de şiirin adının ifade ettiği gibi seçemediği yollara olan özlemini anlatıyor. Belki de her ikisi bilmiyorum ama geriye baktığında yıllar önce seçtiği bu yolların bütün ömrünü şekillendirdiğini anlattığı kesin. Zaten konumuz da bu. Şimdi gerçekten de 40'lı yaşlara geldiğinizde hayat artık biraz daha rigid, biraz daha katı bir hal alıyor. Tercihlerin sonucu olarak belli bir yere, işe, mesleğe, çevreye, kısacası bir hayata kökleniyorsunuz. Yani zarlar atılıyor, oyun oynanıyor, ihtimaller azalıp gerçekleşmelere dönüyor. Hayatınızdan mutsuz olup olmamakla ilgili de değil bu. Yani sadece ihtimallerin ortadan kalkmasıyla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Elbette ki hayatta değişme her zaman yer var. Yani her zaman hayatınızda köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Ama artık katılaşan bir şeyi değiştirmek için o köklerden sarsmak, yontmak, belki de bir şeyleri kırmak gerekiyor. Çok daha büyük vazgeçişlere giriyorsunuz. Daha zor yani. Ve daha kötüsü her şey için zaman yetersiz kaldı gibi de bir hisse kapılıyorsunuz. Yani artık o eskinin zamanın sınırsız olduğu yanılsaması ortadan kalkıyor. Bu sefer de sürekli son 100 metreyi koşma psikolojisine giriyorsunuz ve bence tabii bu da bir yanılsama. İşte tam bu noktada sana bir soru daha yok Beyciğim. Hayatını şekillendiren bu yolları sen mi seçiyorsun yoksa yollar mı seni seçiyor? Yani biz bir ilahi bir ulvi planın bir parçasını mı yaşıyoruz yoksa her şey özgür irade mi? Şimdi itiraf etmek gerekirse değerli dostlar. Bazen böyle kısmet, kader, mukadderat gibi kavramlara kendimi bırakmak bana çok iyi geliyor. Geçen yine şirkette bir toplantıda kısmet, hayırlısı gibi bir şeyler dökülüyor dudaklarımdan. 20'li yaşlarda bir arkadaşım da dedi ki... Ya sizin ağzınızdan bunları duymak çok tuhaf oluyor dedi. Utandım. Ne demek istediğini de soramadım doğrusu. Yani koca CEO olmuşsun hala kaderden medet umuyorsun demek istediği yani yoksa aslında kontrol delisi birisisin de bu laflar neyin nesi oluyor mu demek istediği yoksa kendi gençliğinden aldığı güçle kaderi kontrol edebileceğini düşünüyor da benim bunun farkında olmamama mı şaşırıyordu bilmiyorum. Bense insanın kader karşısında ne kadar çaresiz kalabildiğini, Hatta zorla güzellik bile olamayacağını bilecek kadar çok döndüm bu güneşin etrafında diyeyim. Yaşlandım dememenin başka bir yolu. Sonuçta tabii ki özgür iradeye inanıyorum. Ama işte bazen birisinin özgür iradesiyle verdiği bir karar diğerinin kaderi olup çıkıveriyor. Yani dev bir senaryonun figüranı olduğunu hissetmeyen var mı aranızda bilmiyorum. Ama diyorum ya Buradan da savrulabiliriz. Hadi savrulalım. Şimdi buna karşında zaman zaman şöyle düşünüyorum. Mesela ne zaman? Ya böyle deniz kenarındasınız. Dev bir gökyüzü. Hatta karanlık olsun hadi. Bütün yıldızları görüyorsunuz. Kainatın hepsini gördüğünüzü hissediyorsunuz. Devasa, milyonlarca yıldız. Ee, i̇şte o anda insan şunu düşünmüyor mu? Yani ne kadar küçüğüm, kainat ne kadar büyük. Ben ne kadar önemsizim aslında bu kainatın büyüklüğü karşısında. Böyle bir anda hayatın büyük bir planının olduğu e, ve birisinin senin hayatını adım adım planladığı, seni bu kadar önemsediği düşüncesi çok kibirli, çok cüretkar gelmiyor mu size de? Sen kimsin ya Gökalp Bahçeli? Kainatın ve zamanın yüceliği karşısında bir hiçten başka nesin ki? Kimsenin bu minicik dertlerinle, kaderinle falan uğraşsın. Yani aslında kendi kararlarını kendin veriyor, yolunu da kendin seçiyor, olmayasın diyorum. Yani bir çeşit parantez içerisinde, yani bu başına gelen talihsizlikler senin yaptığın işlerden dolayı demeye de çalışıyor olabilirim kendime. Neyse yani bu özgür irade ve kader tartışması tabii ki çok önemli. Yani yoksa özgür iradeniz yoksa ne diye yaşıyorsunuz ki bu dünyada diye düşünüyor insan. Nitekim, Simon de Beauvoir diyor ki, belirsizlik ahlakı üzerine bir kitabı var, özgür iradeyi savunuyor, varoluşçuların öncülerinden bir tanesi. Diyor ki, insanlar özgür doğarlar ve dünyada böyle çok da yüce bir plan yoktur. Dünyaya da arkasında kutsal bir yüce plan olmadan fırlatılırlar. Bu özgürlük hem bir nimettir hem bir derttir yani. Çünkü bizim en büyük etik mecburiyetimiz, ahlaki mecburiyetimiz kendi hayatımıza bir anlam yaratmaktır tabii başkalarının bu konudaki özgürlüklerine de zarar vermeden. Yani diyor ki hayatın anlamı nedir diye bunu her yerlerde aramak yerine anlamı senin yaratman gerekiyor güzel kardeşim diyor. Şimdi bu anlamı yaratma konusuna tekrar geleceğim. Burası çok omelli çünkü. Buna karşılık Voltaire de diyor ki onun meşhur bir Candid romanı var. Romanı ismini veren karakter Candid dünyada anlamı araya araya geliyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul o zaman eski İstanbul'da bir tarla tapan var, çiftçi var İstanbul'da hala ve çiftçi ona hayatın çok da öyle ulvi bir anlamı olmadığını şu sözlerle anlatıyor diyor ki yani biz sadece bahçemize ekip biçeriz, işimiz de bizi bıkınlık, ahlaksızlık ve yokluktan korur diyor. İşine bak diyor yani anlam peşinde hayatını tüketmenin pek de bir anlamı yok diyor. Tam oğlaklara göre bir mesaj. Dolayısıyla tabii bu beni bence iş biraz karıştırıyor. Yani hayatın hiçbir anlamı yoksa çalış çabala sonra da göç git deniyorsa bize. O zaman aslında biz bu dünya üstünde 8 milyar tane Sisyphos muyuz yani? Şimdi bu Sisyphos'u duymuşsunuzdur mutlaka. Mitolojik karakterlerden. İki kere ölümü aldatıyor bu arkadaş. Yani Tartarus ülkesinden kaçıyor. Ölüler ülkesinden. Zeus çok sinirleniyor bu adama. Ona böyle sonsuzluğa kadar çekeceği bir ceza veriyor. Diyor ki: Bir kaya var burada. Bu kayayı tepenin en tepesine kadar tırmandıracaksın. Her seferinde tam tepeye ulaştığında kaya geri düşecek. Sen tekrar aşağı ineceksin, o kayayı tekrar en tepeye kadar çıkartacaksın ve hiçbir sonuç üretmeden, gösterilen bu tüm çabaya rağmen hiç durmadan bunu yapacaksın. Aslında dünyadaki insanlığın bir ne diyelim metaforu bu. yani her şeyin geçiciliği ürettiğimizi sandığımız her şeyin ölümlülüğü, hiçbir şeyin aslında kalıcı olmaması karşısında bizim anlam üretmeyen bir şekilde çabalayıp durmamızdan bahsediyor. Bu burası tabii zor. Yani tamam bahçeye ekip biçmek tamam. Kaya yuvarlamaya da varım da bu hayatın hiçbir özel anlamı olmaması konusu bana çok korkutucu geliyor. Çünkü hayatın zor anlarında, hayatta tutunmakta zorlandığımız zamanlarda bir anlam arıyor insan. Şimdi nasıl bulacağız bu anlamı? O zaman birisi bana söylesin. Yola mı düşmek lazım? İçimize mi dönmek lazım? Cevap içimizde mi yoksa dışarıda bir yerde mi veya bir başkasında mı? Ya kendimizden kaçabilir miyiz ki? Nereye gidersek gidelim? Yani... Olgunlaşmak için kopup gitmeli mi, kalıp direnmeli mi? Şimdi anlamı bulmanın işte kendi gibi uzaklara gidip bir çiftçiden, bir dervişten akıl almanın iyi olduğunu savunanlar var. Mesela Starta bu Herman Hesse'in bir romanında çok tatlı bir roman bu. Bir saman adilencisi oluyor, hiçliğe ulaşmaya çalışıyor. Seçkin bir Brahman, aslında Brahman kastından Seçkin bir hayat yaşayan birisi bu hayattan kopup gidiyor, anlamı aramaya başlıyor. Aslında yolun onu götürdüğü yerlerden hep hep kopuyor en sonunda. Araya araya en sonunda bir ırmakta buluyor anlamı. Irmağın akışkanlığı değişkenliğinde buluyor aradığını. E, Siddhartha'nın anlam bulmasını bekliyorduk zaten. Sanskritçe'de aradığına ulaşan kişi demek çünkü Siddhartha ve bulduğu anlam şu aslında dünyadaki her şeyi olduğu şey için içinde barındırdığı bütün zıtlıklara rağmen hatta tam da o zıtlıklar için sevmek yani o zıtlıkların yarattığı bütün için sevmek herkesi ve her şeyi olduğu şekliyle sevmek yani şöyle mesela Michelangelo'ya sormuşlar Davut heykelini nasıl yap yapıyorsun nasıl yaptın yani o da demiş ki ya ben yapmadım aslında. Davut o heykelin o taşın içindeydi zaten o heykel. Ben sadece fazlalıkları yonttum. Onu ortaya çıkarttım. Oradan kurtardım onu demiş. İşte Starta taşın içindeki heykeli biliyor. O potansiyeli biliyor ama ilgilenmiyor. Taşı tam da taş olduğu için seviyor. Yani hayatın anlamı böyle bir sevgi olabilir mi acaba? Buna buna da geleceğiz. Şimdi ben bu gitme kalma konusunda Halil Cibran'a başvuracağım. Geçmiş ve gelecek gitmek kalmak konusundaki çekişmeyi şöyle çözümlemiş, şöyle diyor. Evim der ki beni bırakma. Çünkü burada senin geçmişin yaşıyor. Yolum der ki gel ve beni izle. Çünkü ben senin geleceğinim. Ve ben hem eve hem de yola derim ki benim ne geçmişim ne de geleceğim var. Eğer kalırsam kalışımda bir ayrılış vardır. Gidersem ayrılışımda bir kalış. Ne kadar güzel söylemiş. Şimdi işte tam da bu noktada hayatta koca koca hedefleri olan insanlara seslenmek istiyorum. Onlara da bir çatı vereyim. Bu hayatın amacını bir yere varmak olarak görmek, işte kendi hayatınla ilgili bir şablonun olup hayatı bu şablona göre yaşamaya çalışmak. Yani şunu kastediyorum aslında. Yani şu yaşta bunu başarmış olacağım. Şöyle birisiyle evleneceğim. Böyle bir evim olacak. Şu kadar param olacak. Kariyerimde böyle bir şey başaracağım diye böyle hedefleri arka arkaya dizen insanlara seslenmek istiyorum. Hedeflere karşı olduğum için değil yani. Her sene bütçe yapan, hedef koyan bir yönetici olarak bunlara karşı olacak değilim ama hayatı yaşarken Hayatın mekanizması buna çok uygun değil bence. Çünkü hayat bana göre varılacak bir durak içermiyor. Bir son da içermiyor. Ölüm bile bir son durak değil belki. Ne demiştik önceki bölümlerden birinde? "Müşkül odur ki ölmeden önce ölür kişi." Bence ölmeden önce ölmek bir müşkül değil. Yani hayatta birçok kez ölmek gerekiyor. Biz ölmeden önce zaten birçok kere ölüyoruz. Birçok şey bitiyor, dönüşüyor, başka bir şekilde dönüşüyor. Kalıcı olan tek şey değişimin ta kendisi. Şimdi ben çok fiziksel bir şeyden bahsediyorum aslında biliyor musunuz? Yani sadece böyle ruhani bir şeyden de bahsetmiyorum. Yani çok fiziksel olarak 20 yıl önceki benden geriye ne kaldı ki diyorum. Yani karın hücreleriniz 5 günde bir, tad alma hücreleriniz 10 günde bir, kan hücreleriniz 4 ayda bir, karaciğeriniz yılda bir, tüm kemik hücreleriniz 10 yılda bir baştan aşağı değişiyor. Değişmek demeyelim ona. Ölüyorlar ve yerine yenisi geliyor. Yani 20 yıl önceki benden geriye ancak bir miktar beyin hücresi kalmış olabilir. Onlar da bir takım salakça fikirlere tutunduğu için bu hayatta kalmış olabilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla her şeyin geçiciliği, acıları da sevinçleri de geçici, kalıcı olmayan bir dünyaya ulaştırıyor bizi. Hal böyle olunca da hayatı varacak bir yer olarak görmek çok saçma oluyor. Siddhartha'nın kayıkçılık yaptığı ırmak gibi bir şey hayat. Yani derler ya aynı suda iki kere yıkanılmaz diye. Gerçekten de böyledir. Aynı suda iki kere yıkanılmaz değil, yıkanılamaz. Neden? Çünkü her an ne o su eski sudur, ne sen o eski sensindir, her an başka bir dünyadaki başka birleriyiz bizler. Şimdi dedim ya size iki bölüm halinde çekeceğim, sıkmadan bu bölümde soruları sorayım dedim. Farkındayım yani sizi biraz kör bir kuyunun dibine indirdim mecburen beraber indik oraya. Ama merak etmeyin sizi de orada merdivensiz bırakacak halim yok. Cevaplarla beraber haftaya karşınızdayım şan, şöhret, aşk, acı, mutluluk hepsi haftaya bu sinemada. O zamana kadar iyi uyku perisi yanınızda olsun efendim. O erdemlerin efendisi iyi uyku her zaman tatlı tatlı size gelsin. Sevgilerimle.